Merhaba Serkan Hanım, hoş geldiniz. Başlayayım mı? merhaba arkadaşlar, bugün 23 Şubat 2021. Engelsiz eğitimin işte mutfakta erişilebilir yöntemler atölyelerinin konu olarak 9. oturum olarak 10. haftasındayız. Bugün yemeğe hazırlık başlığının ikincisindeyiz. Geçen hafta doğramak, soymak, ayıklamak, yıkamak ve rendelemek gibi şeyler üzerine konuşmuştuk. Konular üzerine konuşmuştuk. Bugün, gerçi ben şunu konuşurken elimi alayım olmaz. Yok, görünüyorum herhalde. Bu hafta da aslında işte bir şeyleri yoğurmak, çırpmak, bir şeylerin üzerine yaymak, bir şeyi bir yerden dökmek, aktarmak gibi şeyler üzerine şekil vermek, yoğurduğumuz hamura ya da işte her ne yoğurduysak ona şekil vermek gibi konuları işleyeceğiz. Bunun için de bir uygulama yapmayı düşündük. Yumurtayı çırpmak, yumurtayı birbirinden ayırmak gibi konularımız var. Yani kek ve köfte yaparsak bu konuların çok büyük çoğunu aslında şey yapmış oluruz diye düşündük. Pratik etmiş oluruz diye düşündük. O yüzden ben şimdi bir kendi de yiyebileceğim, diyette olduğum için bir yulaflı bir kek yapacağım. Sonrasında Gizem köfte yapacak ve Levent arkadaşımız da bir şeylerin üzerine sürmek konusuyla ilgili kendisine bir akşam atıştırmalığı yapacak herhalde. Ekmeğin üstüne tereyağı bal mı sürecek, ne sürecekse göreceğiz. Şimdi ben hemen başlamak istiyorum çünkü uzayacak da yemek yaparken şey olacak, konuşacağız da. Önce şeyden başlamak istiyoruz. Tabii ki hani yumurta çırpacağız, yumurta kıracağız. Hazır yumurta kırmışken yumurtayı sarısının beyazını nasıl ayırırız diye şey yapacağız, uygulayacağız. Siz nasıl yapıyorsunuz? Önce onu sorayım. Yumurtanın sarısını beyazını nasıl ayırıyorsunuz? Ben söz alabilir miyim? Tabii. Ben A101'de böyle şurup kaşığı boyutunda ama daha derince bir aparat diyeyim. Yumurta ayırıcı. Evet, yumurta ayırıcı böyle plastik bir Hı-hı. şey bulmuştum o zamanlar. Çok betimleyemedim aslında kaşığın yani şurup kaşıkları. Plastik bir çay süzgeci gibi Evet, ortası tam çukur yuvarlak, kenarlarında uzun uzun delikleri var, evet, paralel bir aynen. şey. Onu bir kabın yani bir küçük kasenin ya da böyle çerez kapları tarzda bir şeyin içerisine o şekilde alıyorum. Önce beyazını leğenin hani çırpacağım kabın içerisine o kaba koyup onu akıtıp o plastik kabın ya çay süzgeci gibi dediğimiz o aparatın içindeki kalan yuvarlak sarıyı başka bir tabağa alıp öylece ayırmış oluyorum. Başka bir yöntem kullanan var mı? Var. Buyurun. Ben de klasik basit bir yöntem körcül. Direkt yumurtayı tabağa kırıyorum. Hiçbir şeye aparat kullanmadan ya da avucumun içine de kırabiliyorum. Avucumun içine kırdığımda beyazı akıyor zaten kaba. Sarısı elimde kalıyor bir yuvarlak olacak şekilde. Top gibi. Veya tabağın içine de direkt kırdığım zaman onun içinden de o yuvarlak sarısını top şeklinde direkt alıyorum. Çünkü hemen o patlamıyor böyle parmağımızı sıkmadığımız sürece. O şekilde rahatça alabiliyorum. Bu iyi bir yöntem. Hatta bu şey için mesela yanlışlıkla sarı düştüğünde patlağı almadan düşmüşse önerilen yöntem de bu zaten. Daha Mesela pratik ayırmak olur. istiyorduk ama kaba düştü yani sarısı bir şekilde. Öyle bir durumda da almak çok uygun bir yöntem. Başka bir yöntem kullanan var mı? Sesim geliyor mu? Evet. Ben de tabağı kırıyorum aynı Dilek Hanım gibi. Sonra zaten parmağımla dokununca yumurtanın sarısı bütün olarak belirgin yani orada. Onunla onu yemek kaşığıyla böyle o sarısını o şekilde alıp öbür tabağa ilave Aktarıyorum. ediyorum hemen. Ha, Tamam. aynen. Peki ben nasıl yapıyorum? Şimdi umarım iş görür çünkü yumurtalarımızın kabukları o kadar ince ki geçen gün tezgahta vurduğumda yumurta tezgahta kaldı. Hani vurup kıracağım ya, vurdum ve paramparça oldu. Bugün de Rıdvan suyun altında tutarken elinde kırılmış. Umarım
Öyle bir problem yaşamayız çünkü yumurtamızın kabukları çok ince. Ben ne yapıyorum? Bu arada şeyden bahsetmek istiyorum. Eğer yumurtanın beyazını, sarısını beyazını ayırmamız gerekiyorsa büyük olsak da beyazına bir şey yapacağızdır. Tabii sarısını da kullanacak olabiliriz ama beyazıyla çalışacaksak eğer özellikle içine sarı kaçmaması çok önemli. O yüzden de bütün çalışacağımız o beyazı tamamen koyacağımız kaba değil de ayrı bir kaba. O yüzden ben şimdi kase ayırdım. Ayrı bir kaba önce bir tane yumurtayı ayırıp eğer problemsiz olmuşsa onu büyük kaba aktarıp sonra ikinci yumurtayı tekrar bu kaba ayırmak daha uygun oluyor. Çünkü eğer beyazıyla mesela sufle yapacaksak ya da işte ne bileyim merenk yapacaksak, beze yapacaksak ya da başka herhangi bir şeyse o beyazından bir kar yapmak istiyorsak o zaman şey olmuyor. Sarısı bazen de çünkü dağınık çıkabiliyor ya da içine kaçabiliyor. Onun içinde hiç yağ bulunmaması gerektiği için ayrı ayrı hepsini tek tek. Dolayısıyla bir tane problem çıkarsa bir yumurtayı kaybetmiş oluruz. Dört tane yumurta kırdığımızda beşincinde problem çıkarsa bütün kabı kaybetmemiş oluruz diyorum. Yumurtayı ortasından tezgaha vurdum. Neyse ki şey olmadı. Ortasından bayağı bir çatladı şu anda. Çatlağı açtım iki yanından ama şeyi birleştirmedim. Çatlak kısmı yukarı bakıyor. Bir şey yapmadım. Ayırmadım yani iki yarıyı birbirinden. Böyle sağ sol yapıyorum. Sarı bir sağa bir sola, o elimdeki iki yarının bir sağına bir soluna gidiyor. Bu sırada da beyaz aradaki, çünkü açtım ya çatlağı şey yaptım. Beyaz aradan akıyor ve sarısı şeyin içinde kalıyor. Yumurtanın kabuğunun içinde kalıyor. Dokunuyorum. Biraz daha belki varmış. Eğer işte sarısını sonra kullanacaksak bu kabuğunun içinde de saklayabiliriz. Ayırmış oldum şu anda ve bunun sarısı bayağı dağılacakmış arkadaşlar. O yüzden iyi ki böyle bir şey yapmışım. Sarısı şeyin içinde. Şimdi ama benim yapacağım şey de bu önemli değil. O yüzden attım. Böyle löp diye düştü zaten farkındaysanız. Burada da beyazı var. Görünüyordur. Ben bu şekilde ayırıyorum. Diğerini de şey yapabiliriz. Doğrudan kırabilirim. Aslında şey yapmayabilirim. Elimi de mutlaka her seferinde bir yıkamasam ölürüm. Bunu bir doğrudan ayırmadan koydum şeyin içine. Şimdi yumurta kıracağız. Ama yumurta çırpacağız. Ben şeyle çırpmayacağım. Bir havlu alayım şuradan. Elimin kolayına. Kek yapacağız ama böyle çok şeye gerek olmayacak. Çok kabar kabar olması gerekmeyeceği için ben doğrudan el çırpıcısıyla çırpacağım. Ama omlet yapıyor olsaydık mesela, o zaman en doğrusu çatalla çırpmak olurdu. Hiç yani omleti de bu el çırpıcılarıyla çırpan var mı? Çırpmaya başlıyorum. Ben çatalla çırpıyorum. Neden öyle yapıyorsunuz? Omleti çatalla çırpıyorum. Yani bilmiyorum hani kullanmıyorum tel çırpıcı. Sade keklerde işte öbür şekilde hani kullanıyorum. Çünkü aslında çatalla çırptığımız zaman yumurtanın içine çok daha fazla kısa sürede hava aldırmış oluyoruz. Ya tabii ki şeyle kekle de çırparken yani aman büyük çırpıcıyla çırparken de hava alıyor. Ama o zaman hem de köpürüyor. Ama biz omletin çok köpürmesini istiyorsak tabii o yöntem iyidir. Ama biz omletin köpürmesini istemiyoruz. Sadece içine hava alıp kabarmasını istiyoruz. O yüzden çatalla çırpmak en doğrusu. Çatalla da nasıl çırpıyoruz? İşte çatalı elimize tutuyoruz. Şeyi kasenin ortasından dışına poposuyla poposunu yukarı doğru attıra attıra. Yani aslında yumurtayı havaya kaldırıp kaldırıp içine hava alıp içi aşağı inmesini sağlayacak şekilde şey yapıyoruz. Aynen. Yumurtayı bir çırpıcısıyla yani mikserle bir çırpıcıyla elektrikli bir çırpıcıyla çırparken de dümdüz çırpıcıyı dümdüz dimdik tabağı dimdik tutmak yerine kullandığımız tabağı hafif eğimle tuttuğumuz zaman yine içine hava almasını sağlıyoruz. Çünkü birazcık dışarı sıçrıyor. O sıçramalarda aslında düşerken içinde hava taşıyıp yine yumurtanın hava alıp kabarmasını sağlıyor. Bence iyidir. Yani çok şeye gerek yok çünkü. Tane yumurta kırdım bu arada. Hani bu bir yemek programı olmadığı için çok da tarif
Bir önemsemedik ama yapıyor. Ben hazır yaptığım şeyin tarifini de anlatayım istiyorum. Bu bence yeterli. Şeker koymadığım için de fark ettiyseniz. Ama bir tutam tuz ekleyebilirim yani. Tatlı ve tuzlu. Hani minicik bir parça şöyle elimle alıp. Böyle tatlı şeylere bir parça tuz koymak ya da tuzlu şeylere bir parça şeker koymak biliyorsunuz. Lezzeti artırıyor. O yüzden tuzumu ekledim. Şöyle içine karıştırdım. Şimdi burada arada görüntüden çıkıyorum çünkü malzemelerimi sağ tarafa koydum. Hurmayla birlikte çırptığım aman hurmayı ezmek için içinde bir sıvı olsun diye koyduğum sütüm var. 5 tane irice hurma koydum. 1 bardak sütüm var. Sütümü ekledim. Biraz daha çırpıyorum. Aslında içine biraz daha sıvı ekleyeceğim ama birazcık yedireyim. Şöyle şimdi oturmuşum. Biraz daha çırpıyorum. Bu arada mesela eğer şey yapacaksak yumurtayı işte merenk ya da işte beze neyse adına yapıyorsak beze gibi bir şey yapacaksak ya da sufle yapacaksak falan beyazını ayırdığımızda kullandığımız kabın kesinlikle kupkuru, tertemiz, içinde hiç yağ yağ kalması, kalması olmaması gerekiyor. Çünkü öbür türlü yağ alınca kabarmıyor, su olunca da şeyini bulmuyormuş. Kıvamını bulmuyormuş. Ben tabii bilmiyorum da söyleyenlerin yalancısıyım. Buna biraz daha süt ekleyeceğim. Bu arada antin kuntin işler yapıyorum arkadaşlar. Bunu şimdi ekleyeceğim kısmı. Bir bardaklık süt eklemiştim. Şimdi şeyin içine koyayım. Az önce kullandığım blenderımın kabının içine koyayım. Bu da badem sütü. Ben yaptım. Bayağı antin kuntin işler. Şöyle şey yaparak sallayarak. Evet. Bir bardak süt, ya bir buçuk bardak süt de koyabiliriz. Ya da bir buçuk bardak badem sütü de koyabiliriz. Ama ben şey yaptım. Şu içinde de bir şey, bir lokma kalmış. Onu da. Badem sütü süt alerjisi olan insanlar için önerilen bir şey. Hem kıvamı tam süt gibi her süt yerine her şeyle kullanabiliyorsunuz. Hem de lezzetli bir şey. Daha bir şey. Şuraya timsah cevizi yağı çıkarmıştım. Erimemiş. Bunu bir parça blender'a, blender ne ya? Mikrodalgaya koyuyorum. Çok azıcık şey yapsın diye. O da sıcaklığına gelsin yani. Yeterli. Tereyağı ya da yani aslında mesela gördüğüm tarifte hiç yağ yoktu, şey vardı. Fıstık ezmesi vardı. Ama ben fıstık ezmesi kullanmak istemiyorum. Yok zaten evde de. Olsaydı da kullanmayı tercih etmeyecektim. Hala biraz erimemiş. Ama hiç yağ olmadı böyle olunca da. O yüzden tereyağı da çok kullanmayı istemiyorum. Hindistan cevizi yağı koydum. Vardı evde. Tereyağı da var. Olabilir. Zeytinyağı olabilir. Yağ konmazsa da herhalde ölmezdir tarifinde. Bir de o şeyi yapmak için işte sufle falan yapmak için yine beyazın içine bir parça tuz koymak biraz çırptıktan sonra. Sonra da daha da böyle tutsun, kalın, kendi yükünü taşısın, koyulaşsın istiyorsak da bir süre sonra da şekerle çırpmak iyi bir şey. Sufle diyorum ama çok sufle yapmışlığım yok ama sufleye benzer şeyler yapmışlığım var. Merenk yapmışlığım var. Şöyle yağını da ekledim. Yani ben biraz katsın diye yaptığım bir şey hareket oldu. Şimdi bunun içine biri bir şey mi söyleyecek? Evet, bunun içine artık
Yulafımı koyabilirim. İki bardak yulaf koyuyorum. Yulaf ezmesi, unu değil. Bir kupam vardı, az önce ölçtüm, tam iki bardak ediyordu. O yüzden bunu doldurdum. Şöyle hafif. Ha, şimdi bu noktada aslında bu durumda yine de çok gerekli değil ama. Özellikle kek yaparken önerilen şeylerden bir tanesi, katı şeyleri koyduktan sonra bunu duymuşsunuzdur. Şeyle, robotla çırpmak yerine, elektrikli çırpıcıyla çırpmak yerine katlayarak şey yapmanın keki daha iyi, kabarcıklarını koruduğu söyleniyor. Gerçekten de deneyimlerime göre öyle. O yüzden ben artık kek yaparken hiç şey koyduktan sonra, katılarını, unlarımı koyduktan sonra hiç çırpmıyorum. Sadece elime bir spatula alıyorum. Şimdi bunda çok hani zaten köpük yapmadığımız için çok bir anlamı olmayacak ama ben yine de bunu göstermek istiyorum. Bir spatula diyoruz, bir spatula alıyoruz. Tabii bu sırada unu böyle lap diye koymak yerine elemek önem kazanıyor. Ben şimdi tabii ki yulafı eleyemeyeceğim için doğrudan lap diye koydum. Elediğimiz zaman hem daha çok içine hava aldığı için homojen bir biçimde dağılıyor. Dolayısıyla böyle lap diye hamurun ortasında, sıvıların ortasında birleşip bir böyle o gluteni ortaya çıkıp elastikleşmeye fırsatı olmadan biz hemen spatulayla şeyin, kekin altından ya da karışım, her neyse, karışımın altından alıp böyle üstüne doğru katlıyoruz. Farklı yönlerden ve yavaş yavaş. O sırada zaten şeyle çırptığımız zaman, çırpıcıyla çırptığımız zaman o yumurtanın kabarcık seslerini duyuyoruz, fışır fışır. O fışırtıların kaybolmamasını hedefliyoruz. Ve aşağıdan alıp üstüne kapatıyormuşuz gibi. Yani spatulanın olmasının sebebi o. Bir kısmını taşıyoruz ki arasına şeyleri kapat, şey yapmadan, ne olmadı, kabarcıklarını söndürmeden yavaşça kapatabilelim diye. Ama benim için öyle bir ihtiyacım yok. Sadece şey yaptım, göstermek için söyledim. Şimdi kekimiz olmak üzere. Bunun içine elma koyacağım. Ha, keşke tarçınımı az önce koysaymışım ya. Tarçınım var. Elma ve ceviz. Tarçın üçlüsü tek başına bir tatlı olabilir bence. Bu arada diyet yapanlar falan can tatlı istediğinde bu koca bir tatlı dolusu, tatlı kaşığı dolusu şey koydum. Tarçın koydum. Ben çünkü severim. Canları tatlı çektiğinde şeker isteği gitsin diye tarçın kullanıyorlar. İşe yarıyor mu bilmiyorum ama bilginize. Şöyle karıştırdım. Bu sırada fırınımı da açayım. Çünkü artık fırına koymak üzereyiz. Şimdi elmayı koyayım ya. Niye buraya gittim? Burada kocaman bir sürü elma var. Çünkü hiç tatlı olmadığı için ben şey yapamadım bütün. Bu aslında sanki yulaflı kek değil de elmalı yulaf gibi bir şey olacak. Bayağı çünkü şey yapmışım. İyi. Bunu sürdürsem iyi olacak. Şurada bezim var. Ve de şey koyacağım içine. Ne olmadı? Üzüm ve ceviz. Bu şu anda hiç kek gibi olmadı bunun şeyi, kıvamı. Bayağı cevizim ve bir dolu avuçtan biraz fazla da üzüm, kuru üzümüm var. Onları da koydum. Bunun kıvamı hiç böyle kek gibi olmadı. Sanki neredeyse granola olacak gibi. Bütün şeyleri ıslatan hafif bir şey kıvamı var. Gördüğün tarif kesinlikle bu kadar çok elması, bu kadar çok şeyi olan bir tarif değildi. Ama dediğim gibi ben o tarif bana çok şekersiz geldi. Ama çok da rafine şeker katmak istemediğim için bunu meyvelerle kapatıp şey yaptım. Böyle nasıl oldu diyeyim. Islanmış bir şey karışımı. Meyve yulaf karışımı oldu. O yüzden dökmeyi çok bununla tarif edebilecek miyiz bilmiyorum.
çünkü zaten gayet kolay dökülecek bir şey olmayacak. Karıştırdım ben bunu ve ha ne koymadım ben buna arkadaşlar? Hurma. Kabartma tozu koyamayacak mı? Evet, kabartma tozunu da koymadım. Yani siz yanlış bir zamanda. Hurmayı koymuş muydun? Onu kaçırdım. He? Hurma. Hurmayı sütle hurmayı birlikte eritip koymuştum. Blender'dan geçirmiştim. Neyse arkadaşlar, bu böyle bayağı şey oldu. Kabarmazsa sizin suçunuz. Yok, kabarır kabarır. Sıkıntı olmaz. Daha pişmeye başlamadı çünkü. Tabii canım, yani şey yapıyorum zaten. Şaka yapıyorum. Yani kabarmasa ne olur? Çünkü zaten çok fazla ağır, yani içinde çok meyve var. Büyük olasılıkları çok ciddi bir kabaramayacak ama kabarmaya çalışacak. Zaten sizin de suçunuz haline. Ama hoş bir tarif, güzel bir tarif. Yani. Valla geçen sefer yaptığımda çok beğenmemiştim. Bu sefer ekini beğeneceğimi düşünüyorum inşallah. Ben de ilk defa yapmam. Görüşürüz. Çünkü geçen sefer çok tatlı değildi. Yani şey de yoktu. Hurma da yoktu. Çok az meyvem vardı. Meyvelerim de çok tatlı meyveler değildi. O yüzden böyle bakalım şimdi ne olacak. Tamamdır. Bu bence olmuştur. Bunu şey yaptım. Bir borcama kağıt serdim. Fırın kağıdı serdim. Böyle derece geçsin. Fırın kağıdını benim daha önce yaptığım gibi tepsiye böyle açıp dümdüz çarşaf serer gibi serenlerimiz var mı? Evet. Nasıl? Zaten öyle sermiyoruz. Kenarlarında öyle tepsinin kenarlarında kalıyor. Fazlalığı. Evet. Hayır, böyle buruşmasın falan diye özenenleriniz var mı? Var. Ben işte kenarları... Kasmayın. Çünkü hatta bırakın kasmayı. Ben bunu sererken böyle bayağı şu anda yine tekrar yapayım. Küçülteyim. Kesmemek yerine katladım bu arada. Kesmek yerine şey tepsim olsun diye katladım. Ya o yüzden çok şey olmuyor. Buruşturdum ağzımda, sıktım. Duydunuz sesini. Sonra geri açtığınızda çok daha rahat, düzgün bir biçimde tepsiye yarıyorsunuz. Hani o böyle bitirme kağıdı dolu olmuş oluyor da şey oluyor ya, bütün biçim almıyor ya, o problem ortadan kalkmış oluyor. Tabii bunu istersek dibine ıslatabiliriz, yani şeyin, tepsinin dibini ıslatıp bunu sabitlemeye çalışabilirdik. Ama çok gerekli bir şey değil şu durumda. Ben de düz açtığımda oluyordu ama buruşturmadan. Onu da deneyeceğim. Ya ben buruşturmadığım zaman böyle daha küçük bir şey koyduğumda ya o orasından kalkıyor, burasından şey oluyor, sinir oluyordum. O yüzden bu yöntemi YouTube'dan gördüm tabii ki. Şeylerden, aşçılardan, oradaki YouTube'daki YouTuber'lardan. Bu arada şu elimdeki kap arkadaşlar, bu bir çırpma kabı. Çırpma kabı kullanan var mı? Aldım da henüz kullanmaya başlamadım. Elif çırpma Hanım. Kabı bence dünyanın en güzel icatlarından bir tanesi. Elif Hanım. Anlatmışım ben ya. Bir dakika, kapağını arıyorum da. Ne yaptım acaba? Kapağı arıyorum. Burada. Şimdi bunun bu normal bir kap aslında. Sürahi gibi bir sapı ve bir ibiği var. Normal kase boyutunda. Kullanmayanlar için söylüyorum. Kullananlar bilir zaten. Kapağı da tam kapanıyor. İbiği açık kalıyor bu arada. Ama ortasında bir kapağı daha var. Açılıyor. Buradan isterseniz şey yapıyorsunuz. Çırpma şeyini, telini buradan sallandırıp kullanıyorsunuz. Benim blender'ım inanılmaz bu, o yüzden çok başarılı. Kabın kenarları hala üstü kapalı. Sadece ortasında çırpma telin sığabileceği kadar biraz daha geniş bir deliği var. İstersek bunun üstünden bir şeyler de dökebiliyoruz tabii ki. Sonra istersek bunu tamamen kapatıyoruz. Elif bir saniye. Hı hı. Senen Bey, sesiniz açık da siz bir şey soracaktınız Elif'e herhalde, o uzaklaşmıştı demin. Yağ vurmurlar, yağ.
Yağ yok diyor kekte. Sanırım yağı soruyor beyefendi. Yağ çok az koydum. Olmaz mı? Ben çok az, yani bir yemek kaşığı kadar katı yağ koydum. Katı yağım da Hindistan cevizi yağıydı. Tereyağı olabilir. Sıvı yağ da konabilirdi. Ama bu böyle standart bir kek gibi olmadığı için, daha hani işte sağlıklı bir diyet, miyet falan öyle bir şeyler olduğu için bu dökülmüyor. Tabii ki döküldüğünde bu çok katı bir şey şu anda. O yüzden yayılmadığı için tam ben bunu tepsiye yayıyorum. Elimdeki spatulayla. Çünkü normalde keki döktüğümüzde ne olur? Doğrudan şey yapmaya başlar. Kendi kıvamını alır, şey, tepsinin şeklini alır. Ama bu öyle değil. Bu biraz böyle mücverden hallice bir şey. Hatta mücver normalde rendi olur. Bu da bayağı şey. Dilim dilim. Yani işte. Yine de kontrol ettim bu arada. Tabii ki de bir kör mutfakta elini kullanır. Yani sadece körler değil, yani gören insanlar da kullanır ama belki böyle. Mesela ben şansın yerinizde olsam spatulayla değil direkt elimle yapardım bu işi, yani açıkçası. Ben spatulayla daha çok düzlüyorum, parmak uçlarımla şey yapıyorum çünkü böyle çok hamur gibi bir şey de değil, sıvık bir şey. Elime çok bulaşsın istemediğim için spatulayla. Şimdi elmalar yukarı çıkmış durumda, onları aşağı spatulayla indiriyorum. Bence bu oldu. Şimdi bunu ya, o tepsinin içindeki malzemeyi nasıl hissediyorsa, mesela çorba kaşığının tersiyle de hissedilebilir nasıl düzleşip düzleşmediği, ama spatulayla da alışınca da bu şekilde de yapılabilir tabii ki. Ama mesela bu halleme gibi bir kıvamı olan bir şeyi düzlemek için evet, sırtı düz bir şey kullanmak el yerine çok daha önemli. Çünkü elimize çok bulaşıyor o tür kıvamlı şeyler. Elimize bulaştıkça şeyi anlayamamaya başlıyoruz. Düz mü değil mi? Elim mi bulaştı? Aslında o mu kabarık? Bunu bir süre sonra anlayamamaya başladığımız için öyle şeylerde spatula gibi bir şey kullanmak daha, tabii ki elimizde kontrol edeceğiz ama tamamen elle düzlemek yerine mesela bir hamuru, tabii ki katı bir hamuru elle düzleyebiliriz. Bunu fırına vereceğim şimdi. Sizi fırına götürmüyorum, yani çok önemli değildir herhalde. 180 dereceye getirdim fırını. Ve gitti. Üstü kızarınca, yani çıtırdayınca pişecek. Benim şeyle ilgili çırpmak ve yumurta ayırmak, işte şey katlamak, keki katlayarak karıştırmakla ilgili anlatacaklarım bunlar. Ve bununla ilgili sorusu, paylaşımı olan varsa şimdi konuşsun ya da sonsuza dek susun. Yok sanırım. O zaman Gizem ne alemdesin? Ben burada yalnız mı oturuyorum? Ben geldim, hazırlığımı da yaptım. Heh. Annem gelmesini bekliyorum yanıma, bir dakika. Tamam. Şimdi kameramı da. Tamam. Ben görüntümü kapatıyorum. Şardan çıkarıyorum. Görüntümü ve sesimi kapatıyorum ki ekranı birlikte paylaşmayalım. Sen doğrudan görünmüş ol. Bu arada Levent'in uykusu ne alemde? Ama kendi görüntümde. Yani öyle göremez misin? Henüz uyumadı. Bir dakika. Biraz. Ayarlıyorum. Hazır bekliyor. Tamam. İki kere de. Ben de kendime bir çay koyayım. Tamam, oldu. Bu sırada. Otur bakalım. Bence hak ettim. Sol. Şimdi ben de köfte yapmam üzerinden de yoğurma işlemini göstereceğim arkadaşlar. Hazırladım aslında ben bütün malzemeleri. Burada çok da uğraşmamak için. Çünkü geçen hafta doğramayı anlattık. İşte soymayı vesaire anlattık. Ben kıymayı, soğanı, önüme her şeyi hazırladım. Şimdi önce kıymayı koyuyorum. Elif'cim bu arada harika tarifini lütfen özelden benimle paylaşırsan çok merak ediyorum. İnşallah ben de yapacağım evde kekten. Şimdi kıymayı leğene koydum. Yani aslında bu çok kolay bir şey. Kıymayı ve bütün malzemeleri
koyduktan sonra herhangi bir şey yapmıyoruz. Yani işte şunu şu sırayla koydum, bunu bu sırayla koydum gibi bir olayı yok köftenin. Bunun içinde bu kasede bir büyük soğanla bir diş sarımsak vardı. Onların hepsini aynı yerde ipi de orayı da doğradım. Ondan sonra burada yumurtam var. Şimdi yumurtayı kıracağım. Bunu da çırpmaya gerek yok. Çünkü zaten köfteyi yoğururken hepsi aynı anda çırpılacak ve işlem olacak. Başka bir kasede baharatlarım var. Ben buraya bir tatlı kaşığı tuz, birer çay kaşığı kimyon ve karabiber koymuştum. Bunu koydum. Burada bir tatlı kaşığından bir tık fazla domates salatası var. Salçamın köfteye çok güzel lezzet verdiğini düşünerek kullanıyordum. Çevremdeki insanlar da bu şekilde geri bildirim verince kullanmaya devam ettim. Ve köfteyi yaparken bir özellik daha, hani köfteyi bol yağda kızartırsınız ya, ben bol yağda kızartmayı tercih etmiyorum. Onun yerine köftenin içine, kıymanın içine yarım çay bardağı yağ döküyorum. Ve o yağ sayesinde de köfte kızarırken kendi yağını veriyor. Ve çevirmesi falan da çok zor olmuyor. Körcün rahatlıkla çevrilebiliyor. Azıcık sıcak olsa da en azından böyle bol yağın içinden o köfteyi çevirmek gibi bir zahmet etmiş olmuyorsun. Rahatlıkla çevrilebiliyor. Bir de benim burada kıtır ekmeklerim var. Ben bu ekmekleri şey yaparken, hazırlarken bayat ekmekleri kullanıyorum. Bayat ekmekleri küp küp doğrayıp, onu zaten buzluğa bir şeyler koyma kısmında da yine anlatacağım ama küp küp doğrayıp fırına verip ondan sonra blenderdan geçirip buzluğa koyuyorum. Böyle köfte yapmak için. 3-4 avuç kadar da kıtır ekmeğim var. Hepsini dökmüyorum. Yoğurdukça hani şeyine göre, malzemesine göre eklenir ya. Tek elimi temiz bırakarak sağ elimle yoğurmaya başlıyorum. Ekmeğin hepsini koymadım. Diğer bütün malzemeleri koydum. Elimle alttan üste ve etrafındaki bütün baharatları, ekmekleri, yumurtayı hepsini alarak önce tek elimle başlayıp hepsini aldığına emin olduktan sonra, kıvamını tutturduğuma emin olduktan sonra iki elimle birden yoğurmaya devam edeceğim. Ama sanırım bir parça ekmeği daha istiyor ve bunu da döktüm. Ve şimdi iki elimle birden sıka sıka yoğuruyorum. Yani sıkmak iyi hissettiriyor şey olarak. Kıvamının tutulup tutmadığını anlamak açısından rahatlık sıkıp şeyin etrafında gezdire gezdire. Hatta bazen ısırmak yetmeyebiliyor. Ayakta daha rahat olabiliyor. Pil gücü azaldı diyor. İşte öyle. Kapat mı diyorum? Tamam. Yoğurma işlemi böyle. Ve ısrarla yoğurmak gerekebiliyor. Yani bazen parçaların birbirine eşleşmesi için, özdeşleşmesi için çok fazla güç sarf etmek gerekebiliyor. Ve bu noktada şeyi de tekrar etmek istiyorum. Cesaret bölümündeki ellerimizi kullanmayı, ellerimizi kullanmaktan, kullanmamızdan hoşlanmayan insanlara karşı söylediğimiz, hani bu köftemle sarmamı da yeme o zaman gibi şeyini ben her köfte yaptığımda hatırlıyorum ve yoğurma işlemini bütün hepsini özdeşleştirerek tamamladım. Kabımın hiçbir yerinde hiçbir şey kalmadı. Ve bunu şöyle anlıyorum. Bütün şey bittikten sonra, yoğurma bittikten sonra böyle iki elinizle bütün hamuru tutabiliyorsunuz rahatlıkla. Yani böyle aldığınız zaman akacak mı, düşecek mi gibi bir derdi olmuyor. Şu anda hamuru havaya kaldırdım. Ve bu demek oluyor ki ben bunu iyice bitirdim, yoğurdum. Şekil vermeye başlıyorum. Şekil verip tepsiye koyup buzluğa koyma aşamasında ben bir yöntem izliyorum. Tepsinin altına bir tane buzdolabı poşeti serip o şekilde tepsiye koyuyorum. Yan yana dondurup buzluğa koyabiliyorum. Böyle avuç içi kadar yuvarlaklar yapıp o yuvarlakları hafif elimle yassılaştırıp ve yassılığın birazcık ince olmasına dikkat ederek pişmesi açısından. Şöyle dön, şarjı takayım bir yandan da. Hem oval hem ince şekiller olması açısından böyle yassı yassı yapıp buzdolabı poşeti koydum tepsinin içine yavaş yavaş diziyorum.
kadar. Yani yoğurmak ve şekil vermek işlemlerini bu şekilde, bilmiyorum erişilebilir bir şekilde anlatabildim mi yaparken bir yandan, ama bu konuyla ilgili söylemek isteyen veya sorusu olan var mı? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Sesim geliyor herhalde. Ben evet, mesela köfteyi tavada kızartacaksam o yuvarlakları biraz büyük yapıyorum. Hani ince, tabii ince olacak ama hani büyük yapınca onlar daha rahat çevriliyor. Hem küçük olunca biraz daha zor çevriliyor hani yuvarlaklar. Biraz böyle ceviz büyüklüğünde diyeyim, hani alıp o köfte parçasında yuvarlayıp ince bir şekilde o şekilde daha rahat çeviriliyor. Bu arada yani ben aslında o şişe büyüklüğünden kastım oydu benim. Yani cevizden bir tık daha büyük hatta yapıp incelttiğim zaman daha rahat oluyor dediğiniz gibi. Aynen. Ben Gizem, eline sağlık. Şekil vermeye de devam ediyor. Ben söz alabilir miyim arkadaşlar? Afiyet olsun. Beraber olsun. Şey, ben Gökte Kılıç. Ya ben köfteyi çok yaparım. Köfte yaparken benim niyeyse şöyle şeyim var. Mesela soğanı koyarım. Sonra yumurtayı koyuyorum. Eğer kızartacaksak. Yumurtayla soğanı bir karıştırırım. Ondan sonra baharatları koyup baharatları da karıştırırım. Ondan sonra en son kıymayı koyduğumda daha rahat karıştığını gördüm. Bir de biz galeta unu kullanıyoruz. Hani ekmek yerine bazen galeta unu da koyuyorum ama onu ben şöyle hani avucuma döküp kıyman yeterli geliyorsa ben onu ekliyorum. Hani galeta ununu biraz göz kararıyla koyuyorum. Çünkü galeta ununu çok koyduğumda bu sefer tadı baskın oluyor. Bir de böyle kıyma şey gibi oluyor, kupkuru oluyor. Hani yağda koysak o böyle biraz kıyma parçalanıyor gibi. Ben öyle yapıyorum. Hani soğan, yumurta, baharatı önce elimle bir karıştırıp ondan sonra kıymayı en son ekleyince çok daha rahat karıştığını ben hissettim. Hani bunu da söylemiş olayım. Bu arada Elif'in de Gizem'in de ellerine sağlık diyorum. Eminim çok lezzetli olmuştur. Emeklerinize sağlık. Afiyet olsun. Galeta unuyla ilgili bir püf noktası verdin. Yani bu yaptığım şey aslında galeta ununun aynısı dediğin. Galeta ununu sen hazır mı kullanıyorsun? Evet, annem hazır alıyor ama şey de hazır alıyor annem, yan makbulden alıyor. Hiç hazır almaya gerek yok. Dediğim gibi o bayat ekmekleri yapıp da blenderdan geçirdiğimiz zaman zaten galeta unu oluyor aslında. Doğru, benim bunu söylemem gerekirdi. Bunun adı galeta unu ve ölçmek için göz kararı veya el kararı kıymasına göre, yumurtasına göre olsa bile uzun zamandır yaptığım, benim kullandığım bir ölçü var. Benim ellerim böyle küçüktür. Yani küçükten biraz büyük diyeyim. Yarım kilo kıymaya 3,5 avuç tam geliyor. Onunla ilgili çok daha önce hatalar yaptım ama en sonunda kazandığım deneyim bu şekilde. Fikir olsun diye söylüyorum. Ben söz alayım. Ben de mesela şey, galeta unu kendim yapıyorum. İlla bir bayat ekmek kalıyor. Hatta kuruysa daha güzel oluyor. Kurumuşsa bazen fırında kurutuyorum. Onları çekince gerçekten güzel oluyor. Ben şöyle yapıyorum. Onu da bir tarifte gördüm. Artık hep öyle yapıyorum. O tarif özgüydü belki ama. Bugün mesela işte maydanozla koydum. Yumurta koymadım. Maydanozu, soğanı, sarımsağı ve galeta ununu robota koydum. Hepsini birlikte çektim. Sonra bunu kıymaya eklediğimde gerçekten Gözde'nin söylediği aslında o açıdan mantıklı. Zaten iki hamur kıvamındaki şeyi aşağı yukarı, hani ikisi de birer hamur ya, benzer kıvamdaki şeyleri çok daha kolay birbirine yedirebildiğimi fark ettim. Ayrı ayrı koyduğum zamanki yoğurma dansa böyle eklediğimde daha kolay olduğunu fark ettim. O da bir bilgi olsun. Anladım, mantıklıymış. Teşekkürler. Ben de bir şey ekleyeyim. Ben de şeyi söyleyecektim. Söylemesem olmaz. Evet, hakikaten çok zır oluyor kızartıp da şeyden geçme, rondodan geçirmek. Çok da lezzetli oluyor. Hem de güzel, iyi oluyor yani. Pratik oluyor. Şey, şimdi az evvel dedik ya, dediniz ya daha doğrusu. Köfteyi kızartırken ceviz şeklinde birazcık da böyle ince yaparak, böyle yaparsak, bu şekli kullanırsak kızartma konusunda
daha elverişli bir köfte modeli oluyor. Peki köfteyle ilgili başka böyle minik yeri gelmişken var mı böyle? İşte ne bileyim, sulu köfte yaparken şöyle yapsak güzel oluyor. Öbürünü yaparsak böyle yapsak güzel oluyor gibi aklınıza gelenler varsa bence tam yeri. Söyleyecektim sizi Senem Bey. Parmak kaldırmıştınız. Ben istedim bir şey soruşum. Bu köfteye bir şey derken az da olsa patates kullanmıyor musunuz? Patatesi kızartıyoruz eğer yanında kullanıyorsak. Yani köfteye katmıyorsunuz öyle mi? Köfteye katmıyoruz. Patates köftesi diye ayrı bir tarifim var benim. Kıyma yerine patatesi rondodan geçirip öyle yoğurup fırına atıyorum. O da çok lezzetli oluyor. Ama köfteye katılan bir patatesli köfte tarifi var aslında. Kıymaya katılan Kıbrıs köftesi diye geçiyor. Haşlayıp rendeleyip koyuyoruz. O da bir tarif. Ben hiç denemedim ama güzel olacağını düşünüyorum. Şey yerine, galeta unu yerine, o da hani çünkü bir toparlayıcılığı var ya, hem de çoğaltıyor da bir şekilde. O bir tarif aslında, bir köfte türü. Katılanda dağılmıyor da köfte, o ona göre. Bu arada galeta unu yerine bulgur da kullanılabiliyor. Yani ben daha önce kızıma bir yaşından hazır bir şey vermediğim için hazır ekmek, bulgur. Hazır ekmek ben vermediğim için. Yani fark etmiyor, hiç bulgur, normal bulgur. Bulgurla yoğurduğum olmuştu benim. Galeta unu kullanamadığım için. Bulgur olur, irmik olur, normal un olur. Aslında zaten mısır unu olur. Bunların her biri bir şekilde suyunu emdiği için aslında. Yani bu suyunu emecek herhangi bir tahıl ya da tanecik. Aslında biraz da damağa göre mesela ya. Ben de nedense bu köftede bayat ekmek kırığı dışındakilerini çok fazla zevkle yiyemiyorum. Bu biraz damağa göre de hani arz talep göre yani. Hani yoksa hamurun kıvamı her türlü tutturuluyor aslında. Ya tabii ki, hatta hiç koymasanız da tutuyor. Ben geçenlerde öyle yaptım. Tutuyor. Ya yani hiç koymadım. Yumurta koydum onun yerine. Tutuyor. Evet ya, yani şey, o hem ya iyi yoğurursanız. Ve bu arada şey söyleyecektim. Köfte yoğururken bazen ben onu kullanırım. Çok güzel, hem pürüzsüzleştiriyor yüzeyini de, birbirini de iyi karıştırıyor. Köfte hamurunu bütün olarak elime alıp artık iyice toparlandıktan, karıştıktan sonra yoğurduğum kasenin içine böyle sertçe atıyorum. Ve bunu her yüzeyine bir sürü kere yapıyorum. O da çok hani hem yağını mı açığa çıkartıyor ne yapıyorsa, şeyin gayet pürüzsüz olmasını da sağlıyor hamurun. Ben onu beğeniyorum, o yöntemi. Mantıklıymış. Hatta dur, elimdeki kalan köfte hamuruyla hemen deniyorum. Evet, tam o ses. Evet. Kalan küçücük bir hamurdu ama olsun. Yani ya böyle... onu ben de söyleyecektim de unuttum. Onu ben de yaparım. Böyle yoğurdukça atarım. Farkı görebiliyorum Elif. Değil mi? Bak, ciddi anlamda şu an aldığım köftenin daha rahat şekil aldığını çok net bir şekilde görebiliyorum. Bir de şekil verirken yanıma bir kase su alıyorum. Elimi ıslayarak şekil veriyorum. O da daha düzgün yuvarlaklar yapmama ve işte bastırdığımda kenarların çok parçalanmamasını sağlıyor. Bu böyle yuvarlanmak için daha güzel bir yöntem aslında. Hani hamura şekil verilecek, hani poğaça hamurları dışındaki bu kıymalı ve bulgurlu yoğunluklu hamurlara verilecek şekillerde çok doğru bir yöntem aslında. Elini ıslatarak, hatta şöyle söyleyeyim, bu truf tarzı tatlılarda da özellikle, işte bisküvi kırıklarıyla yapılan tatlılardaki yuvarlamalarda da özellikle sık sık eller ıslatılarak yapılan, evet ya, diş yüzeyi parçalanabilecek bir şeylerde haklısınız, evet. Çünkü çok yani pürüzsüz hale getiriyor o şeyi. Hem eliniz de bir süre sonra çok yağlanmış oluyor. Onun şeyi de kayboluyor yani. Becerisi de kaybolmuş oluyor. Ya his olarak da önemli. Çünkü hamur parçacıkları, hı-hı, bazen elinde kaldığı zaman elindeki hamurun şeklini hissetme konusunda da. Hani evet. O işi hem eli temizliyor hem de köftenin dışını dikkat edin, dışını siz de temizliyor. Benim gibi her şey için elinizi yıkıyorsunuz. Ay, ben de öyleyim. Böyle bir yumurta koyarım. Evet, havlu mu kırılmıyor? Üçüncü yumurta. Ben o yüzden havlu kağıdı kullanıyordum. Normalde ben de öyleyim. Koparması zor.
Yani şey geliyor bana, hani eli ısladığı yerde, ıslakken dokunduğum yer böyle ucu şey oluyor, hoşlanmıyorum. O yüzden oraya sürekli bir de kaloriferin üzerine koyuyorum çoğu kez ki hani anında kurusun diye. Bu malzemeleri hazırlarken 100 kere yıkadım elimi ama önümde bütün hepsi olunca artık kaselere değiyorum kirleniyor diye takmadım. Ama zaten senin yaptığın işte artık şey olmuyor. Çok yıkamaya gerek yok çünkü yoğurdun da doğrudan şekil veriyorsun. Yok şey ama... yaparken ilk malzemeleri hazırlarken normalde böyle yapmıyoruz ya, hani atıyorum soğanı alıyoruz elimize doğruyoruz. Hı-hı. İşte yağ döküyoruz. Zaten onun her aşamasını normalde yıkıyorum da. En temiz yöntem yoğurma yöntemi. Hani yoğururken zaten o hamur elini temizliyor artık bir yerden sonra. Evet, değil mi? Ve son köfteme de şekil veriyorum ve aranızdan ayrılıyorum görüntü olarak. Bu arada köfteyle ilgili birkaç şey daha söylemek istiyorum. Bunu ben de festivalde aslında ustalardan öğrendim. Melike şey yapıyordu. Hasan Paşa köfte yapacaktı. Hasan Paşa köfte içinde kenarları çıkık, ortası çukur bir köfteye ihtiyacı vardı. Ve mümkünse tabii aynı boyda köfteler yapmak önemli. Hepimiz için önemli ama özellikle böyle sunumluk bir şey yaptığımız zaman. O zaman şey önermişlerdi. Küçük boy işte bir 6 santimlik bir kasenin içine yap, şeklini o kaseyle ver. Ya o yuvarlaklığını onunla ver ve çukurunu da Melike şey yapıyordu. Ben de büyük ihtimalle yapsam öyle aklıma gelirdi. Kenarlarını böyle sıkıp sıkıp yükseltmeye çalışıyordu. Şeklini yuvarlak o kaseye göre ver. Ortasına da parmağını bas dediler. Ve gerçekten çok nizami köfteleri olmuştu o zaman. Elif Hocam peki şey olabilir mi? Böyle bir yöntemin dışında biraz daha pratik olması açısından çok tırtıklı mı kalır? Hani bu limon sıkacakları var ya manuel. Onların etrafına da aynı şekil yapıldığında istenen aynı şeklin sonucu alınmaz mı acaba? Büyük olasılıkla olur ama onların çok hani girintili ve köfte de yağlı bir şey ya, kıymanın yağı acaba kalır mı bilemedim. Ben hiç o limon sıkacağının arkasında kurabiye falan çünkü yapıyorum, hiç denemedim. Ben onu öyle yapmadım ama şimdi ben Elazığlıyım. Bu taraflarda içli köfte olayı içli köfte biraz yaygındır. Ben içli köfteyi hiç öyle yapmadım. Direkt elimde yaptım. Yani iyi oldu. Genelde iyi oldu. İçli köfteyi salatalıkla oyanlar var. Ama şeyi duymuştum. Bu limon sıkacağıyla yapılmayı mantıklı. Ben hiç onunla yapmadım açıkçası. Ama şimdi sizi o şekli de anlatınca acaba bu da biraz daha kolaylaştırır mı? Yani böyle çok elle falan çalışmak yerine. Belki ama şeyde ne onun adı? Hasan Paşa köftede o sivriltiyor ya. İçli köftede iş görür ama Hasan Paşa köftenin düz ve ortası çukur bir şey olması gerekiyor. Yani tabanı düz olması gerekiyor. Belki o sıkıntı olabilir. Ama şekil vermiyor. Ya ben hiç kullanmadım limonun arkasını. Annem de şey ben için de kullanır onu. Duydum. Bu çikolataya şey koyuyorlar işte, mısır gevreği falan koyup böyle bir tatlı yapıyorlar, metroyu eritip falan. Onunla onu yapıyordu. Ama ben hiç kullanmadım. Gerçekten o konuda nasıldır bilmiyorum. Hiç fikrim yok. Ben de bazen bir fikir yürüttüm. Acaba o da işi görür mü diye. Yani mantıklı ama yani neden olmasın? Hem de şekilli olmuş olur. Arkadaşlar bir de çiğ köfte var ya sizde. Evet. Ya ben İgdir'e gelmiştim. Orada çiğ köfte yedik. Çok lezzetliydi. Bir gün de onu tarif edersiniz daha. Çiğ köfte için tavan lazım ya. Onun şeyi usulü tavana fırlatacağız falan ya. Evet ya. Ama Rukiye Hanım belki şey yapar. Uygun. Yani içli köfte ama çiğ köfte yapar belki size sizin oralarda daha. Ama içli köfte de şöyle çok da havamı basmayayım. Evet yaptım içli köfte iyi olduğu söylendi. Hani kişi kendi yoğurduğunu ekşilemez ama iyi dönütler de aldım. Ancak içli köftede şöyle bir handikapım var. O kadar yavaş yapıyorum ki bir günüm içli köfteye gidiyor benim. Yani çünkü onun hani oyması... Ya çünkü bunun tazan bir şekilde hani o incelik... Oturaklı yemek ya o yüzden. Evet yani o yüzden hani bir görmeyene göre biraz da bunu görmeyenden ziyade aslında ilk yapan böyle birkaç 3-4 defalık yapmış insana göre çok şey. Ama mesela benim annem yarım saatte 40 tane 50 tane köfteyi basar gider yani. Benim ev arkadaşımın annesi de öyleydi. Ben hiçbir zaman içli köfteyi baştan sona tek başıma yapmadım. Hep böyle bir grupla yaptım. Yani ama günüm çok gitti şimdi yalan söyleyeyim. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Şöyle bir durum vardı aslında. Benim eksikliğim şuydu. İçli köftedeki en pratik yöntem, hani bilgi amaçlı olsun diye söylüyorum. İçini
mesela evde boşsunuz, içini önceden hazırlayıp buzluğa koyarsak sonradan hamurunu yorup yapılınca çok pratik oluyor. Ama hem içini hazırla hem dışını hazırla, sonra da otur bir de yap. Harbiden o iş biraz baba işi, yani biraz götürüyor zamanı. İçli köfte için zaten genelde şey istenir, önceden yapılsın ki buzluğa konsun, acaba yani bir buzdolabına konsun, bir biçim alsın o köftenin yarıyla. Evet, ama şöyle katı yağ konulduğu zaman kısa bir sürede dolabın alt kısmında, hani bu kıymalı şu an Gizem arkadaşın yaptığı köfte gibi de iç hemen şeyi buluyor. Böyle biraz katı yağ da koyduğun zaman biraz da kıyman da yağlıysa donuyor yani çabucak. Hani çok fazla bir handikap olmuyor. Ama pratiklik açısından önceden için hazırlanmaz. Hatta bir gün olmasa ben de onu hani önceden içi hazırlayıp koyup Gizem'in yaptığı gibi malzemeleri önceden az öyle bir yapalım. Bir gün Zoom'da içli köfte yapalım hep beraber. Evet, yapalım harbiden. Biz siz bize tarif verin. Ben çünkü bulgurumu tamam. da aldım. Yapacağım tamam. Hiçbir fırsatım olmadı. Bize tamam. önceden kıyma tarifini verin. Kıymasını tamam. yapalım. Tamam. Ben de yapmak istiyorum ya. Bir gün buluşup hep beraber gerçekten. Evet evet. Çünkü niyetleniyorum. Ama neyse diyor, şimdi kim uğraşacak kalıyor. Ama toplu olursa yaparım. Evet. Engel Seyit'in perşembesi şimdilik boşaltıldı. Perşembeye de bence teşekkür ederim Esma Hanım. Olabilir. Şöyle yapalım mı? Levent uyumadan önce ekmeğimizi, yağımızı, balımızı sürelim. Sonrasında bir dökmek, aktarmak öyle bir şeyler konuşulmuştu. Öyle bir şey deneyelim, olur mu? Öyle bir hazırlığımız yoktu ama yaparız yani, evde bal mal var. Valla sorarız. Levent'in önünde bal var zaten. O hazırladı malzemelerini. Tamam. Kendi de duyuyordur herhalde. Aşkın, duyuyor musun? Duyuyorum da. Ha, tamam. Ben kapatıyorum mikrofonumu artık. Levent'in Levent Mahan kameran açık mı? Gerçi kamerasını açsa da Levent hem orayı duyup hem onu tutamayacak. Ben kameramı açayım, seni çekeyim. Aha. Yok gerek yok. Ben telefonun dışına koyacağım. Orada görüntülenecek zaten. Nasıl? Aşkım. Dur bakalım. Şu an sesim geliyor mu arkadaşlar? Gayet güzel geliyor. Tamam, şimdi start my video dedim. Şimdi gören biri var mı? Merhabalar bu arada. Ben birazcık fark ediyorum. Evet, şu an ekranınız açıldı. Hayır. Düzgün görünüyor mu o? Yok, aslında. Şu an görünmüyor. Şu an kapalı. Işığınız açık mı bu arada? Bir saniye. Tamam. Şu an kamera açık. Açık açık. Açık açık. Şimdi görüyor musunuz? Evet, şimdi geldi. Tamam, güzel. Şöyle yapacağım şimdi ben. Tam karşına koyarsanız. Öyle. Merhaba arkadaşlar, Levent'in kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar, şu an net görünüyor mu? Evet, görünür, görünür. Şimdi. Evet. Şu voiceover'ı kapatalım bence. Evet. Sanırım var. Şu anda masa görünüyor mu? Evet. Evet, görünür kadar. Tamam. Biz görmeseniz de önemli değil arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar şimdi ben bir giriş yapmayayım. Direkt yapacağım şeyi söyleyeyim. Arkadaşlar servis yapsın. Dediler bu hafta bir şeyler süreceğiz. Sen de böyle bir şey yapar mısın? Ben dedim hanıma yapıyorum sürekli. Bir kere de burada bir yapmış olayım. Arkadaşlar. Evet, Levent yiğitliğe bok sürmeyip. Nasıl? Levent yiğitliğe bok sürmeyip ekmeğine yağ sürüyor. Nasıl sürdüğünü anlatır mısın bize? Şöyle diyebiliriz. Efendim? Nasıl yaptığını da anlatır mısın? Ben seni bölmeyeyim bu arada. Yalnız şu an peki. Ben görüntü gidip geliyor. Ekranı
Ben şimdi şu anda ekranı görmeyen, tüm görmeyen katılımcılar için önce masayı bir betimlemek istiyorum. Şu anda benim önümde bir tane büyük bir servis tabağı var. İçine bir dilim ekmek koydum. Hemen bana göre sol tarafta kaymağım var. Önceden çıkardım ki ekmeğin üzerine sürmesi kolay olsun. Çünkü kaymağı dolaptan veya tereyağını dolaptan direkt çıkartıp sürmek zor oluyor. Sağ tarafımda da bal var. Balımız bir kavanozda. Şu anda üşendim ama normalde şey yapmak çok mümkün. Böyle biraz daha küçük zeytin kapları gibi, hani ağzı geniş kavanoz gibi olmayan ama ağzı açık ve geniş bir şeye koyarsanız balı sürmesi daha kolay olur. Veya başka ne sürmeyi istiyorsanız. Bu tahinli pekmez de olabilir çünkü. Arkadaşlar ben kendimce şöyle bir yöntem izliyorum. Bu kaymak ve bal ekmeğin üzerine sürerken. Ekmeğin bir tost ekmeği bu arada bir dilim. Elimde şu anda bir tane tatlı kaşığı var. Şu. Bir tane de kahvaltı bıçağı var. Bu. Şimdi hangisini ne için kullanacağım ve nasıl süreceğim? Arkadaşlar ben kahvaltı bıçağıyla kaymak veya tereyağı alıp sürmek bana biraz öncelikle biraz zor geliyor. Bunu şöyle çözdüm ben daha hızlı olabilmek için. Önce tatlı kaşığını kaymağıma daldırıyorum ve bir miktar da boş elimin parmak ucuyla da bir kontrol ediyorum ne kadar aldığımı. Artık az çok kaşığı daldırdığımda ne kadar aldığımı tahmin ediyorum ağırlığındır ama ne olur ne olmaz diye. Daha sonra bunu ekmeğin ortasını hani baz alarak böyle bir genişlemesine bir yediriyorum ekmeğe ve kalanını da ekmeğin köşelerinde temizliyorum. Yani kaşığın içinde ekmeğin köşelerinde temizliyorum. Ondan sonra eğer yeterli miktarda kaymağı sürdüğüme kani olursam artık bıçakla o kaymağı ekmeğin üzerine yayıyorum. Yani benim taktiğim bu böyle. Balı da yine kaşıkla alıyorum ve üzerinden ekmeğin öncelikle gezdiriyorum onu. Dolu bir kaşık alıyorum ve gezdiriyorum ve ekmeğin her tarafına damlata damlata. Ondan sonra tekrar bıçakla üzerinden bir tur daha geçiyorum deyip uygulamaya geçelim. Hadi bakalım. Önce kaymağıma belli bir miktar kaymak aldım. Onu şu an ekmeğimin üzerine arkadaşlar kaptırdım gidiyorum. Hatta kaşığın tersini de kullanıyorum arkadaşlar yaymak için. Böyle. Şimdi de ekmeğin köşelerini kaşığımın içini temizlemek için kullanıyorum ama dileyen aynı şeyi bıçakla da yapabilir. Yani bıçakla da o ekmeğin köşelerini kullanmadan kaşığın içini sıyırabilirsin ama o benim daha işime geliyor. Şimdi ekmeğime kaymağımı sürdüm. Şimdi diğer kahvaltı bıçağımla da onu birazcık yedireceğim. Yani yedireceğim dedim aslında arkadaşlar. Biraz heterojen olmadı. Bu yani bu biraz bir taraflara gitti kaymak doğal olarak. Ben onu bıçakla şimdi geziyorum bıçakla. Böyle bir her tarafına sürüyorum. Evet. Bu arada Gizem'in söylediği bir şey çok hoşuma gitti. Gerçekten ben de o görüşe çok katılıyorum. Arkadaşlar biz körüz. Elimizi, parmağımızı kullanacağız. El alemin göreni gözüyle bakıyor da biz niye parmağımızla bakmıyoruz? Ya da biz parmağımızla bakınca niye ayıp oluyormuş? Ben açıkçası o konuda Gizem'e sonuna kadar katılan taraftayım. Şimdi arkadaşlar kaymağımı sürdüm. Kontrol ediyorum parmağımla bakıyorum. Baya baya da sürmüşüm. Biraz ekmeğin kenarına hafif bir taşmış ama o kadar olur. Şimdi arkadaşlar dileyen bal için ayrı bir kaşık kullanabilir. Dileyen de istiyorsa kaşığı ne bileyim başka bir ekmekle sıyırıp onu kullanabilir. Ama ben bu akşam ayrı bir kaşık kullanacağım. Bal içinde hani kaymakla bal karışmasın. Şimdi bal kavanozumu aldım. Olabildiğince tabağımı yanına yaklaştırdım.
Daha bal kavanozumu aldım. Şu anda dolu bir kaşık aldım arkadaşlar. Şimdi ekmeğimin üzerine başlıyorum. Tur tur böyle bir akıtmaya, damlatmaya onu ekmeğin üzerindeyken. Evet. Ben çok fazla ballı olsun sevmiyorum. Bir kaşık bal genelde bana yetiyor. Şimdi bir dakika. Onun da yine köşelerini şöyle ekmeğimizin köşelerine kaşın için sürdük. Okey. Ve şimdi onda da yine demin kahvaltı bıçağıyla yaptığım gibi. Evet babacığım, sana ballı kaymaklı ekmek yapıyorum gece gece. Kaça kadar uyumazsın bilmiyorum. Evet arkadaşlar, ekmeğin müşterisi de çıktı. Evet arkadaşlar, şu anda balımı da sürdüm. Evet. Şimdi kızımdan not almak için kaymaklı ballı ekmeğini ona bir test ettireceğim. Babacığım. Evet, malzemelerimi de aldım. Hop. Şunları aldık. Arkadaşlar, önce nasıl göründüğünü söylesin bize. Evet. Lezzetli görünüyor muymuş? Balı üstünde eşit mi görünüyor mu ona? Hani öyle bir baksın bakalım. Görebiliyor musunuz? Şimdi Elif, ben onu göstereceğim bir saniye ama. Tamam. Aha kızım o. Dur, o yemeden gel, gösterelim kaldım. Bir saniye. Bu arada burası inanılmaz güzel kokuyor arkadaşlar şu anda. Tarçınlar, elmalar. Benim de az önce kek aklıma geliyordu. Nasıl oldu acaba diye düşünüyorum. Arkadaşlar şu anda ballı ekmeği görüyor musunuz? Levent, Eren ne dedi biliyor musun? Eren, Levent abinin ballı ekmeği gözüküyor mu demiş. Ooo, çok güzel bir ballı ekmek görünüyor. Öyle yapıyor. Peki gördüyseniz arkadaşlar, o zaman ben burayı terk ediyorum size ve Dile'ye. Afiyet olsun, eline sağlık. Bir Dile, Eloş da bir yese miydi acaba? Siz sormuş arkadaşlar ama bir yere bal aktarırken bal ya da reçel nasıl aktarıyorsun? Bir pratik yöntem var mı? Arkadaşlar, yani bana şöyle bir yere değil de bir kaptan bir kaba. Hani özellikle bu şimdi bal reçel çok biraz rahat olmuyor. Kusura bakmayasın. Ben öyle tercüme etmiş oldum. Gerçi bal hazırlamadım. Bal da hazırlayayım. Bal ayrıca kaplımızda varmış. Ben hiç bal yemem. Rıdvan yer. Bal da çıkarabilirim. Ne onun adı? Çok deneyimli değilim. O yüzden tam da yerinde olacak şimdi. Arkadaşlar ben bugün sözünüzü de kestim. Konuşuyor muydunuz bilmiyorum ama. Yok, buyurun. Tam üstüne isabet olmuş. Bugün dolaşırken bu bir milyoncu tarzı dükkanda başka şeyler alacaktım. İlgimi çeken bir alet oldu. Eşime söyledim, sordum bu ne falan diye. Dedi ki bu dedi bal koyma aleti. Aynen. Çok bu ilginç. Tırtıklı tırtıklı silindir bir şey değil mi? Evet evet, hiç daha önce görmemiştim ben. Böyle batırıyormuşsun bala. Ben hemen alayım ya. Ben açıkçası böyle çok uğraşmaktansa böyle pratik çözümü yöntemler evet, varsa çok. Evet bala onu bir şey söyleyeceğim. Onun ahşabı da varmış. Böyle bala batırıyormuşsun onu, o ara yerlerde tutuyormuş bal. Daha böyle hafif çeviriyorsunuz, ben kullanmadım. Çeviriyorsunuz. Sonra onu öyle o şekilde alıp tabağa da dökerken yan çevirip çeviriyorsunuz evet, tekerlek hani, gibi. Tabağa koymak için hani günübirlik kullanmak için evet, o şekilde. Çok iyi gibi çekti. Şey hazırladım buraya. Görüntümü de açtım. Şöyle yapalım. Aman. Telefon tutucu maşam intihar etti. Şuraya yerleştirdim. Efendim bebeğim. Ben de balı nasıl döktüğümü Elif sen gösterirken söyleyeyim ya da sen gösterirken söyleyeyim. O türlü şeyleri doğrudan kavanozdan bir şey aktarıyormuşuz. Bir şey kullanarak, kaşık kullanarak değil de. Yani kaşıkla almak yerine kavanozdan aktarmak çok daha doğru. Ya koyacağımız kaba kavanozdan dökmek daha çok daha doğru. Evet, ama evet, bir bidonda olabilir. Yani çok geniş ağızlı bir şey de olabilir. Oradan dökmek zor olabilir. Öyle bir durumda. Şimdi burada
Ya reçel var, kıvamı biraz daha şeyden sıvık ama, baldan daha sıvık ama. Böyle şeyler için kaşığımı da bir denemek için aslında biraz kirlettim. Tahta kaşık kullanmak bana çok daha uygun geliyor. Kesinlikle. Çok da deneyimli olduğumu söyleyemem ya. Yani bu tür şeyleri çok tüketmediğim için daha çok eşim hallediyor işleri. Yani o kendi biliyor ne zaman bitti, ne zaman lazım. Ama fark ettiğim şey balda da şeyde de metal kaşık altına çok fazla yapışıyor ve çok fazla damlatıyor. O yüzden çok fazla etrafı kirletiyoruz. Şimdi burada neresi kozalak reçeli var. Birazcık kıvamı baldan, bala da yakın bir kıvam var. Biraz daha sıvık. Taneli değil. Tahta kaşığımla az önce denedim. Tahta kaşığımla alıyorum. Ve altını şöyle hafif kenarına sürtüyorum ki hani kalmışsa da şey olmasın. Tahta kaşık hem güzel alıyor, hem çok damlatmıyor, hem de çok güzel akıtıyor. O yüzden tahta kaşığı öneriyorum. Bunu kullanmayacaksak da yine doğrudan kavanozu alıp, şu anda önümde bir elimde bir kavanoz var. Tahta kaşık da küçük bir tahta kaşık aldım bu arada. Tahta kaşıklar bence çok önemli. biz evlendiğimiz zaman bir pazarda bulmuştuk tahta kaşıkçı bir amca. Her boyu vardı. Her çeşidi vardı ve biz hepsinden aldık. Çay kaşığı dahil hepsinden aldık. Ve iyi ki de almışız. Çok kullanıyoruz. Ya da böyle işte kavanoza dökeceğiz. Ama döktükten sonra... çok daha mantıklı ya. Şu kavanoz olayı, evet, bunu hiç düşünmemiştim. Döktükten sonrası mesele eğdiğimiz, ya yani eğiyoruz ya, kenarından akabilir. O yüzden şöyle ne yaptım? Emin olmak için. Parmağımızla kesiveriyoruz. Ha, öyle parmağımla sıyırıyorum ben orayı. Aynen. Ha, tabii öyle yapabiliriz de. Ben öyle yapmadım. Ne yaptım? Akmamıştı zaten çok da. Kavanozu hani kaseye eğmiştim ya. Düzeltirken kasenin ağzını kavanozun kenarından yukarı doğru kaldırdım. Yani sağ elimle kavanozu düzeltirken sol elimle de şeyin kenarından sıyırmış oldum. Çok akmamış zaten. Ama bu iyi bir yöntem olabilir. Tabii parmak her zaman iyidir. Ama bazen hani mesela ne bileyim o anda parmağımızın kirlenmesini çok istemiyor olabiliriz. Öyle bir ihtimalle var. Yani balımız çıkarılmıştı, o yüzden az önce bunu denedim. Ama bunun kıvamı da bence baldan biraz daha işte sıvık. O yüzden sorun olmaz diye düşünüyorum. Başka bir önerisi olan varsa şimdilik olsun. Başka bir önerim bu... yok ama aynı sistemi yoğurt koyarken de yaparım ben. Kavanozdan kaseye yoğurt boşaltırken kaşıkla yapmaya üşeniyorsam o kavanozu kaseye doğru döküp sonra senin dediğin yöntemle kaseyi hafif kaldırıp akmamasını sağlayarak şey yapabiliyorum, yapabiliyorum. Bir de az önce şeyi söylemeyi unuttum. Levent kaymağı dışarı çıkarttığını söyleyince aklıma geldi. Ben de yumurtayı dışarı çıkarmıştım arkadaşlar. Yumurtayla çalışırken yumurtanın oda sıcaklığında olması çok daha güzel kabarmasına, köpürmesine sağlıyor. Soğukken yaptığımızda da kabarıyor, köpükleniyor ama sonrasında böyle biraz çabuk düşüyor ve şey olmuyor, parçalanabiliyor. Yani parça parça o bütünlüğünü korumayabiliyor. O yüzden yumurtayla bir şey yapacaksak, hele de böyle işte iyice köpürtmemiz gereken bir şey yapacaksak, o zaman oda sıcaklığında olması çok önemli ki normal omlet yapacaksak da, yumurta kıracaksak da aklımıza geliyorsa, benim hiç gelmez. Önceden yumurtayı çıkartmak çok daha önemli. Onu söylemeyi unutmuşum. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Deminden beri konuşuyormuşum da sesim gelmiyormuş. Bu arada o kek için bütün sıvıları Elif hepsini yarım saat önceden dışarı çıkarmak iyi diyorlar ki öyle yapıyorum artık. Evet. Kabartma tozu da dahil, süt, hepsi. Tabii. Ben kabartma tozunu zaten çok yani toptan unutmuşum. O yüzden ben bunu yıllardır biliyorum ama hep unuturum çıkartmayı yani. Direkt alır yaparım. Yani. Unutuyoruz aynen. Ama diğer her şeyimi çıkarmıştım ki zaten aynen. Şey olsun diye çıkarmıştım. Sütlerimi genellikle küçük kutu süt alırım ben. Şey yapmadığım için çok fazla bir litreyi açınca tüketmeyebiliyoruz. Şöyle kekimi göstermek istiyorum. Balla ilgili bir şey söyleyeceğim, ondan sonra söylerim. Aha, tamam. Buyurun, söyleyebilirsiniz. Yok, kekimi. Sen kekini göster istersen. Kekim görünüyor şu anda zaten. Eğer şeyse, yani gören vardıysa
Oh mis. Canım çekti şimdi. Vay, çok güzel kokuyor gençler. Ya biraz kürdan bir testi yapmak istiyorum. Şimdi olmuş olmalı. Üstü kızarmış aslında ama. Elif Hanım burada mı yaptınız şimdi yayın başladığında yoksa buraya daha önce? Buraya yaptım şimdi, evet evet. Ben geç girdim, görmemişim, kaçırmışım. Evet, burada yani, oldu ama yiyemedik. Festivalde olduğu gibi. Tamam o zaman. Sen kürdanını bulurken. Aha. Ben şeyi denemiştim arkadaşlar. Geçen kestane balı gelmişti. O ara hasta olduğumda onu kullanıyorum. O biraz daha katı oluyor çiçek balına göre ama onu bir kavanozdan kendime küçük bir kavanoza böyle zencefilli yapmak için aktardım. Huni kullandım. Huni'yi kavanozun içerisine koydum. Sonra kavanozu kaldırdım. Böyle direkt boşaltmadım. Çünkü biraz daha yavaş akıyordu o bal. Biraz daha katı olduğu için. Hemen geçmiyordu huniden. Yavaş yavaş geçiyordu. Böyle belli miktar döküp onun dibe doğru inmesini bekleyip parmağımla, sol elimle kontrol ediyordum parmak ucumla. Oradaki bal boşaldıkça tekrar ekliyordum. Kavanozun ağırlığına göre de ne kadar koyduğumu anlayabilmiştim. Bir de o ara huniyi mesela kaldırıp hemen tekrar sol parmağımla kavanozun içine baktığımda da gayet rahat anlamıştım. Huni de kullanabilirsiniz. Ki ben de diğer şekilde hani direkt kavanozdan tembellik yapıp kavanozdan bir yerlere direkt kaseye maseye aktaran biri olarak ama huniyi kullanmıştım. Onu söyleyebilirim. Huniyi balda değil ama huniyi ben de yağ damlağı ya da herhangi bir şey yağ boşaltırken kullanmıştım. Ya da böyle yumuşatıcıların çok büyükleri oluyor. Onu da böyle normal bir şey aldığın zaman günlük kullanabileceğin bir bidon aldığın zaman. Huni'yi biz de sabun içinde kullanıyoruz. Hatta çok ben başarılı olmuştu Huni. Pardon ya, sözünüzü kestim. Burada ya, kesildi birden. Çok özür dilerim. Bal için işe yarıyor yani. Hani onu da söylemek evet, istiyorum. Onun içinde kullanabilirsiniz. Bu arada kavanoz hunisi diye de bir şey var arkadaşlar. Bilen evet. Var. Evet, konserve ben için çok işe yarıyor. Evet konserveler evet. Çok, için sadece çok kullanışlı. Için mesela geniş bir yağdanlığımız var. Bu tapuverin yağdanlıklarına oluyor mesela. Yağdanlık geniş ama gene de kavanoz hunisi sıvı yağı üzerine. Onu da üzerine koyuyorum. Yağı mesela şeyden 5 kiloluktan yağdanlığa boşalttığımız zaman hiçbir şekilde sıçrama olmuyor veya tek elimizle yağdanlığı tuttuğumuz zaman kayabiliyor ama üstünde bir huni varken elimiz de daha ona göre şekil alabiliyor ve daha rahat tutabiliyoruz, koyabiliyoruz. Konserveler için de hani bizim için tehlikeyi azaltıyor. Hani elimize damlama ihtimalini ortadan kaldırıyor. O konuda da çok iyi oluyor bizim için. Çok körcül oluyor. Konserve kavanoz için bir arkadaş şöyle kullanıyor. Huni detay zaten kullanılıyor sizin söylediğiniz gibi de. Bir de şey de kullanıyor arkadaşlar. Kapaklı bir cezve almış. Onun içine şey tencerenin içine mermeni dal şey domatesin evet. içine cezveyi daldırıp. O bana çok daldırıp, tehlikeli geldi. Sonra ben direkt kapaklı cezveyi kullanıyorum ben de. O cezvenin zaten bir emziği var ya oradan akıtmakta kolay oluyor diye. Ha, o da evet. dökmemek için hani kapaklı Hı-hı. olanını kullanıyormuş. Hani direkt rahat aktarayım Hı-hı. diye. Ama tabii şimdi bu konu farklı, bu farklı. İşte evet. bal için kullanabilirsiniz. ya onu huni, bu arada ben şey için bile kullanıyorum. Değirmen kullanıyorum bu şey için. Ne o? Karabiber. Tane karabiberi. Değirmene koymak çok zor bir iş. Çünkü değirmenin ortası çubuk. Kenarları zaten dar. Böyle elinizle alıp koy. Önceden öyle yapıyordum. Sonra tam onun içine oturan bir hunimiz var. Huninin ortasından yine şeyin değirmenin çubuğu geçiyor. Karabiberi onun içinden boşaltıyor. Çok kolay oluyor arkadaşlar. Yani huni sıvı ve de katı her şey için önemli bir şey. Ya da kafaya şey takmak değirmen, için. Değirmen nasıl bir şey? Benim karabiberde ne işe yarıyor ben anlayamadım. Karabiberi tane alıyorum. Böyle şey çekirdek yani halinde alıyorum. Kahve çekme yerleri oluyor da oralarda çektiriyorum. Böyle bizim de kapalı çarşı. Karabiberi oluyor. Kendiniz anında çektiğiniz zamanki tadıyla çekilip alıp sakladığınız tadı çok farklı. Tavsiye ederim. Yani ben o karabiberi sevenler için özellikle ben çok severim. Evet, ben çok severim. Artık toz karabiber, alınmış karabiber hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü hava aldıkça bu öyle söyleniyor. Okside olmaya başladığı söyleniyor. Yağlı taneleri ya daha doğrusu bütün baharatlar için ya tanesi alınabilecek bütün baharatlar için önerilen şey alabiliyorsanız tanesini alın kendiniz öğütün evde. Peki bir şey sorabilir miyim? Hemen burada. BİM'e geliyor ama böyle işte
89 mu 109 mu neydi? Baharat öğütücü. Aynı şey mi? Benim aldığım şey ya elle çevirmek için aslında benim aldıklarım. Birkaç tane öyle değirmenim var. Ama o da mantıklı. Onu alıp bütün baharatları onda öğütmek mümkün. Ben bir tane cam değirmen aldım. Onu yakın zamanda aldım. Çünkü daha çok taneli bir şeyler aldım. Keten tohumu falan aldım bu aralar tüketmek için. Keten tohumu için kullanırım dedim. Kişniş mesela çok kullanıyorum. Ama kişnişi dövünce çok şey olmuyor, güzel olmuyor. Ama bayağı aktar olmuşsun ya. keki düşününce böyle... Kekteki malzemelerin birçoğu bana böyle mesela tam bir aktar olmuşsun yani. Ben de baharat kullanırım ama yani Elif Hanım kadar da. Keten tohumu, kekniş. Keten tohumunun sağlıklı olduğu için aldım. Bu aralar böyle bir bağırsak floramı düzenlemek için bir şeyler deniyorum. O yüzden onu aldım. Ama keten tohumunun çok sağlıklı olduğu söyleniyor pek çok açıdan. Kolesterol özellikle yoğurdun içine koyup yemeyi tavsiye ediyorlar. Tadı da çok güzel. Ben seviyorum onu yoğurtla birlikte yemeyi. Sen yakında evde çikolata yaparsın. Elif yerde yaşadığı için mi biraz da o avantaj da var. Satılıyordur pazarlarda, aktarlarda böyle şeyler. Hani büyük iyi yerler bilinir. Tamam mı? Küçük yerde biraz da iyi olan yerler az çok bilinir. Hani Elif ne kadar onunla şeydir bilmiyorum ama bilmiyorum ki İstanbul'da işte aktar yanımı gidiyoruz ama. Yanımı çektirdiniz merak ettim ya. Yarın gidip keten tohumu soracağım şuradaki aktarcıya. Vardır muhtemelen ya. Vardır yani bence evet, de. Ben de onu bamya tohumu falan ben var çünkü. Ben de keten tohumu soracağım yani ciddi. Ya vardır. Onu alıp direkt mi tüketeceğiz? Yoğurdun içine atıp yoksa Elif gibi öğüteceğiz mi? Küçültmeden de kullanabiliyorsun. Öğütünce nasıl yapacağız? Öyle mi yiyeceğiz? Bir şey mi katacağız? Hiç yemedim. İçin piri Elif üniversitesinden. Sezercik gibi olduk ya. Böyle yoğurtta da tüketebilirsiniz ama çıtır çıtır ağza geliyor. Yani sevmezseniz salataya malataya da konur. Sevmezseniz diye öğütüldüğünde hem sağlıklı ağza bir şey de gelmeyeceği için. Yani çok fazla bir şey gelmiyor. Çiğ tohumu bekliyoruz Elif'cim bu haftadan sonra almanı. Çiğ tohumu var zaten. Tamam onunla bir şeyler yaparsın. Ama yarın keten tohumu alacağım. İnşallah. Ya ben olmasını niye söyledim biliyor musunuz arkadaşlar? Hani küçük yerlerde daha iyi. Ya İstanbul'dan bir kere böyle bildiğim saatten aldım yani Bakırköy'den. Karanfil aldım böyle bildiğiniz karanfil. Ben çaya atıp içmeyi çok seviyorum. Ya açtım böyle baktım. Ya kokusu dahi çıkmadı. İşte bir kere kuşburnu aldık. Böyle kokusu yok. Ihlamur aldık. Arkadaşlar Mısır Çarşısı'na gidin. Ben İstanbullu olmayan biri olarak Mısır Çarşısı'nda baharatların gerçekten iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani aktardan hani aktarlığı kötülemek için söylemiyorum ama birkaç bir şey aldık. Tarçın da dahil ama gerçekten kokusu bile yok. Yani organik diyorlar ama hani organik olan bir şey biraz kokar. Ne bileyim keskin olur. Yani öyle bir şey olmadığı için dedim Elif avantajlı küçük yerlerde böyle şeyler daha iyi, daha güzeldir diye. Değişiyor tabii. Hani, tabii İstanbul'da çok fazla şey vardır. Ben İzmir'deyken de güzel baharat nereden bulabileceğimi biliyordum. Ama bu bir şey meselesi işte hani keşfetmek meselesi. Ama Mısır Çarşısı en azından çok uzak değilse gidebildiğinizde oraya gitmek mantıklı. Bu arada chia tohumu arkadaşlar çok çabuk katılaşabilen sıvıyı gördüğü zaman... ondan puding falan yapıyorlar. Anında hakikaten böyle bir kaşık chia tohumu koyuyorsunuz, üç kaşık su koyuyorsunuz ya da süt ne koyacaksanız. Karıştırıyorsunuz bayağı hemen kıvam alıyor. Çok tabii yine ağza çıtır çıtır geliyor ama. Çocuklara da çok sağlıklı. Genel olarak chia tohumu. Onu da çok severim evet. Güzel olur ama bunu bilmiyordum. Şimdi bu püf noktayı da öğrendim valla. Ben doğulu olduğum için işte ya ben baharatsız yemek yemem falan derdim. Benim yediğim baharat pul biber, karabiber, nane, kimyon, kekik. Yani niye sumak? Evet bir de sumak. Sumak yani, da olmaz. Çok önemli. Benim yemeklerim mesela baharatsız yemekler bana çok ham gelir. Hani çok damağım almaz. Ama ne çok baharat var mı böyle bilmediğim. De zerdeçal da tüketiyoruz biz. Yani zerdeçal da sağlıklı. Gerçi bunları kayıttan sonraya mı bıraksak? Çok böyle şey olduk. Kaygıda kısmı dağıttık. En son şeye dönmek istiyorum. Ya böyle hani direkt ortaya daldım. Güzel konu ama hani şey yapmayalım istiyorum. Hani kaydı insanlar belli bir amaçla dinliyorlar ya. Bizim bir arada sohbet etmemiz güzel ama. Yağ için huni denmişti ya. Ben de yağ için pompa kullanıyorum. Teneke
Ben 10 kiloluk tenekeye mesela taktık şu anda. Çok başarılı bir şey arkadaşlar. Şey pompası, su pompası gibi yağ pompası. Tavsiye ederim. Hiç öyle kunya muniye hiç gerek yok. Böyle koca koca şeyleri alıp dökmeye hiç gerek yok. Çok başarılı bir şey bence. Herkese öneriyorum. Elif, bir şey sormak istiyorum bu pompayla ilgili ama. Evet. Tabii ki o da bir sıvı olduğu için pomponu hani başarıyla aktarıyor. Hı-hı. Peki pompanın ağız bölgesi ve yağın geldiği yerle ilgili oralardan herhangi bir damlama vesaire falan oluyor mu? Ya da oluyorsa bunu hani nasıl hallediyorsun? Pompanın diğer kenarlarından şey yapmıyor, biraz etrafından sızdırabiliyor ama biz biraz da şey balkonda tutmuştuk, zeytinyağını donmuş, o yüzden de biraz sızmış olabilir. Şey ağzında bir su pompalarında da olur ya, tıpası var, onu her seferinde kapalı tutuyoruz ki hani ağzına yağ damlamasın diye. Onun dışında bir problem hiç yaşamadık, bulunduğu yer hiç yağlanmıyor yani şeyin altı. Yok, orası yağlanmaz zaten. Tabii tabii, ben onunla ilgili değil. Sen benim söylediğimi anladın. Onu merak etmiştim. Eyvallah. Yok, güzel yani fikir. Gibi, şeyin pompanın ağzına gelen yerin altı yağlı olmuyor hiç. Demek ki akıtmıyor. Onu demek bu arada istedim. Arkadaşlar, yağ demişken özellikle zeytinyağı gibi yağların güneş görmemesinin çok önemli olduğunu okumuştum bir yerlerde. Çünkü güneş gördüğü zaman bu yağlar okside oluyormuş. Bozulmaya başlıyormuş. O yüzden bu pompa ve büyük yağ şişeleri ya da kapları içinde sanıyorum tenekeleri korumak çok böyle ilk başta insana cam işte ne güzel işte pırıl pırıl falan diye düşünüyoruz ama tenekenin bu açıdan sanki bir tık daha avantajı varmış gibi söylüyorlar. Öyle, tenekedeki yağın gerçekten bozulmadığı söyleniyor. Ya tabii zeytinyağı için geçerli biraz. Diğer yağlar için de tabii aynı şey. Bir de çok ısıya maruz kalmamız gerektiği söyleniyor. Biz genellikle ocağın yanına, fırının yanına falan koyuyoruz ama genel olarak hani orada durur ya o yağlıklar, mağlıklar. Ama onun da çok sağlıklı olmadığı söyleniyor. Peki Elif, bir şey sormak istiyorum. Bu kayda geçsin diye soracağım. Ben şeyde geçen birini dinledim de buzdolabında zeytinyağını saklıyordu. Bu doğru bir yöntem mi? Hani şeyleri de açıklıyordu bu arada. Oradaki şeylerini açıklıyordu. Mesela hani neden buzdolabında olduğunu falan bayağı bir şeylerini açıklıyordu kişi. O yüzden böyle bir cama falan koyun diyordu. Bir şeyler söylüyordu. İbrahim Saraçoğlu anlatıyordu ama bir şeyler anlatıyordu. Ya doğrudur. Yani düzenli kullanmak için midir bilmiyorum ama şey mesela zeytine zeytinyağı koyarız da dolaba atarız ya, o zeytin bayağı donar dışında, hatta şey oluşturur, tortu oluşturur. Biz zeytinyağı koyduğumuz zeytinlerimizi de dolaba koymuyoruz mesela. Onu da zeytinyağının içinde dışarıda saklıyoruz küçük kaplarda. Anladım. Bu arada tamamdır. Kekimin dibi daha çok sıvıktı, o yüzden alta koydum. Üstü kızarmıştı ama onu da söylemiş olayım. Başka bu konularla ilgili bir paylaşacağımız bir şey yoksa kaydı sonlandırıp sohbetimize devam mı etsek? Mantıklı. Bir de bu kek 40 dakika oldu mu? Şu an gösterdin ama pişti değil mi tamamen? Kızarıyordu dedin ama. Üstü kızardı, altı kızarmamış. O yüzden en alta koydum ki altı da birazcık kızarsın diye. Şey tabii meyvelerde olduğu için çok içi şey olmayacak. Ne onun adı? Hani ne kadar bir süre öngörebiliriz diye soracaktım da. Ha, yani 40 dakika falan da aslında ama 40 dakikayı geçmiştir benim kekim. O yüzden bilemiyorum. O kadar da katı tarzda bir kek olduğu için belki normal kek süresine göre. Tabii yani normalde kek mesela kalıpta 40 dakikada falan 35-40 dakikada pişiyor. Tepside daha yayvan bir şeyin içinde yarım saatte pişebiliyor. Bir de fırından fırına da değişiyor. Çok katı olduğu içindir muhtemelen ya. Daha katı. Bir de içindeki meyveler de ıslak tutuyor olabilir dedim. Çünkü buharlaştıkça o hani şey meyve çok çabuk kızaran bir şey değil ya. Yani içindeyken. Bakıyorum ben de bu artık onu çözüm içeceğim. Yani olmadıysa da oldu.
Arkadaşlar hepinize iyi geceler. Kolay gelsin. Hoşçakalın. İyi geceler. Dinlemeyine sağlık. Katıldığın için teşekkür ederiz. Afiyet olsun sana da. Çok güzel yedi. Katıldığın için teşekkürler. Katkı verdiğin için. Evet, bunu söylüyorum artık. Olsun ya olmasın. Daha kaç tane şeker. Sizin için daha güzel sürmüştü balı. Arkadaşlar gerçekten bunu ne söylüyorum. Bana sürdüğü zaman hep böyle bir ekmeğin altına falan akıyordu. Ama baktım bu akşam vallahi çok güzel olmuş. Dedim ya Eren çok güzel görünüyordu. Anne diyor. Evet çok özenmiş. Gerçekten çok güzel. Ela yedi mi Dilek? Ela yemedi. O ara yemek istedi işte. Duydunuz ama sonra yiyeceğim dedi. O yüzden birazdan isterse sürer yine babası ona ama bilemiyorum. Niye peki? Ben yedim. Aa, afiyet olsun. Bol bol kalori. Kaydı duyduğunuz mu bu arada arkadaşlar? Şimdi kaydı Elif yani siz kapanışı yapınca duyduracağım. O zaman Elif, teşekkür ederiz arkadaşlar. Şöyle yapayım. Şu da kekimizi çıkarmış oldum. Şöyle göstermiş oldum. Yani şimdi tadamayacağım. Maalesef zaten çok sıcak hani bu şeyde tadamazdım ama umarım güzel olmuştur. Çok güzel koktu. Teşekkür ederiz. Haftaya sanırım pişirme teknikleriydi konumuz. Yani pişirmekle ilgili söyleyecek sözü olan, soracak sorusu olan herkesi bekliyoruz. O zaman görüşmek üzere. Katılımınız için ve paylaşımlarınız için teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Evet, ellerinize sağlık. Çok